22 numaralı sorudayız. Bu soruda elektron dizilimi verilmiş hibritleşme olayı ile ilgili bir soru. Soruyu okuyorum. Merkezi atomun hibritleşmiş halinin diyor. Elektron dizilimini vermiş. Bir S'de bir değişim yok. İki S orbitali, bakınız S5 orbital hibritleşmesi yapmış. Burada ikinci yörüngedeki orbitallerin tamamı S5 hibritleşmesi yapmış. Bu şu anlama geliyor. Toplam elektron sayısını sayabilirsin. 2, 4, 5, 6, 7. Dolayısıyla toplam elektron sayısı 7 ise bu elementin bilakis atom numarası ne olmalı? 7 olmalı. Arkadaşlar atom S5 hibritleşmesi yaptığına göre kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. 4A, 5A ve 6A, 4A, 5A, 6A grup elementlerin hibrit türü neydi? S5'tü. Bu elemente bakıldığı zaman elektron dağılımı 2,5'tir. Dolayısıyla 5A grubu olup aynı zamanda hibrit türü SP3 dediğine göre merkez atomunun 5A grubunda olması gerekir. Şimdi karbona baktığınız zaman atom numarası 6, 2, 4'tür. Bakın karbon da SP3 hibritleşmesi yapar ama toplam elektron sayısı yukarıda 7 tane. Oysa bununki 6. Dolayısıyla karbonu almıyorum. Azot elektron dağılımı yapıldığı zaman 2,5'tir. Yukarıda belirttiğim gibi hem 5A grubunda hem de toplam elektron sayısı yönüyle uyduğu için amonyak bileşiğindeki merkez atomunun elektron konfigürasyonu hem belirtilene uyuyor hem de S5 hibritleşmesi yapıyor. NH3'ü aldım. Oksijene bakıldığı zaman oksijen 8, elektron dizilimini yaparsam 2, 6. Bakınız hem elektron sayısı uymuyor. Yukarıda 7 idi. Oysa burada 8 tane. Evet, S5 hibritleşmesi yapabilir ama elektron sayısı uymamıştır. O zaman bu kurala uyan elementimiz sadece azot olduğu için molekülümüz de NH3'tür.